Arkadaşlar merhabalar. Şanlıurfa tablo çalışmaları da bitti. Burada da görebildiğim safkanları aktaracağım sizlere. Hafta başlangıcı ve mübarek Ramazan ayı başlangıcı. Ramazanınızı tebrik ederim. Umarım milletimize, vatanımıza, milletimize hayırlar getirmesini temenni ederim. Hayırlı Ramazanlar artık. Geçelim birinci koşu. Bu meydana çok fazla çalışmadım ama hani normalde olan şeyler yeni koşan atlardan 11 AGF aldan da favori olur. O da çıkabilir. Dişi safkan 6 sürpriz ya da rakip olarak kalır. 11-6 arasında geçmesi gerekir birinciliğin. Yoksa sürpriz bitecektir. Feritli 7, 4, 2 gibi atlar yazılabilir. Maiden gediklileri 9-12 tercih edilebilir. İkinci koşu şart 4. Burada da Ulugöl'ü gördüm bıraktım olduğu gibi. 4'ün kazanması çok çok normal sonuç olur. Şart 4'ün şartın atı durumunda duruyor. 9-8-8 yaşındaki bu safkanlar sürpriz potansiyeli olarak duruyorlar. Ama 4'ün tek olması gerekir. Belki. Üçüncü koşu Maiden tekrar geldi. AGF'yi olduğu gibi kabulüm. Apprenti ile Maiden çıkarlar. Son yarış ikincilik umarım çıkartırlar. İki nolu safkanı. Yoksa hani AGF takip ediyorum artık. Diğer atlar altı başta olmak üzere diğer atlardan gördüğünüz tuttuğunuz atları ilave edebilirsiniz. Yukarıda 6, aşağıda bir ferit tercihli 1 AGF almış durumdalar. Ben de aynen katılıyorum. Ya inşallah bunlardan biri çıkar. Dördüncü koşu, altılı başlangıcı program. Kalan yarışlar çok ağırdı. Çalışırken zorlandım biraz. O yüzden de yukarıdaki yarışlara çok fazla bakamadım ama altılı ve kalan gruplar için tek olabilecek safkanları, çıkan atları göstereceğim. Hani burada bu programlarda Şanlıurfa'da tek bulmak önemli. Tek getirebilirsek. Ama bu koşuda teki yok. Burayı biraz taramanızı tavsiye edeceğim. Sevmediğim bir şart. Kısa mesafenin handikap 15'i. Kaisbert'leri var. Gene ben 2 Kaisbert'i direkt önereceğim sizlere. 12 ve 4 nolu safkanlar. Kurgularda bulunsun arkadaşlar. 5'te AGF ağırlığı var. Necmi ile. Kolay değil iş AGF ağırlığından dolayı. Kazanırsa itirazım yok. 5. Hani 8 gene bakın. Yazılır safkanlar ama burayı taramanızı tavsiye ederim. AGF takip edebilirsiniz. Altının dahi kazanırda kaldığını gördüm. Yani bu AGF yazdıktan sonra 5'i 6'yı da yaz. Yani bu böyledir. Ve diğer atlar tabii tuttuğunuz, gördüğünüz, ilave etmek istediğiniz atları yazınız. Çünkü gelmez diyebileceğim bir safkan yok burada. 12-4, 4-12 mutlaka olsun derim özel tekiniz yoksa. 6 yine sürpriz koşar durumda. Yani ilk etapta yazılır safkanlardan biri. 5. koşu handikap 14, handikap 3. 2-4-5 tane at tespitim var burada. 6-2-7-4 ve 5 nolu safkanlar. Bunlardan 5 nolu safkan tek olurluğu yüksek. Bu Arap zor grubunda yine. Bakın kısa mesafe handikap 15 çıkan bitirecek. 5'in bu grupta iyi koşması gerekir. Kazandırabilirsek de çok güzel olur. Aslan yürekli diye bir safkan. 6 kazanırsa şaşırmam. AGF'si doğru. Kazanç atı bu at. 6, 2, 7, 4 gibi atlarda şanslı koşuyorlar. Diğer atlardan önereceğim bir safkan yok. Sizin ekleyeceğiniz safkan varsa yazımını size bırakıyorum. Ben de bu 5'in dışına çıkmaması gerekir diye çıktı çalışırken. 5 ve 6'nın ciddi anlamda şanslı olduğunu, 5-6, 5'in kazanması gerektiğini söyleyebilirim. 6. koşu şart 4. Burada Rutbar, Urfa'da yapamıyor yarışlarını. Rutbar bu grubu geçebilen bir safkandı. 3 yarıştır yok yarışlarda. AGF 8'e bir şey diyemiyorum. Tek önermem hani yazılır tek kullanmıyorsak ama artık kalan grupta 3 oğlum Şerdil'in kalan grubu ayırması gerekir.
Takılırsa 8'e takılır. Onun da iyi koşması halinde 8'e takılır, geçilir. Onun dışında geçilmemesi gerekir. Salih Yıldızer, o has sahibinde iyi atları var. Oğlum Şerdil de burada Şanlıurfa'da iyi atlardan biri, tek olması gerekir. Ben de net tek çıkan bir sapkın. Tabi önce 8 AGP'dir. Futbol için bir şey demem. Ama tek öneremem. 2, 4 gibi atlar. 3 eksik koşar. 8 gene bir boş koşu yapar. O zaman 2, 4 gibi atlardan sürpriz yarış gelir. Ki 4 %2'lik bir at değil. 6 tabii ki AGF'dir, yazılır. Bunlara itirazım yok. Kalan grup handikap 14 grubu. Ayrılan 2 at 3 ve 8. 8'in durumundan dolayı 3 burada tek olur vaziyette duruyor. 7. koşu kısa vade 6. Burada da Gaisbertleri ve Gaisbertleri, Arap atı bir nolu, girdabı nolu geçmesini beklediğim sapkan. Hani kimi tek atalım derseniz, aslında geldiği yer iyi değil. Grup yarışlarından kısa vade 6'ya dönmemesi gerekirdi. Bu şarta girmemesi gerekirdi. Hani çok kötü koşacaksa Ferit'le, zannetmiyorum, Ferit Bindir'e göre hedef yapılmıştır bu. Birinin Gaisbertleri geçmesi gerekir. Arap atından yanayım ben. Gaisbertlerden yana değilim. Yani tek rakibi de Gaisbertler çıkıyor. 3 ve 5. Ama kim tek olur derseniz bu kalitesiyle, ben bir nolu sapkan derim. Ki grup yarışındaki varlığı yeterli bu gruba. 8. koşu meydanı. Burada da bir AGF çıkmış, yapacak bir şey yok. 7 nolu sapkan. Bu atı son yarışını izleyin isterseniz. Yani kantarmada boğmuşlar atı. Maiden çıkartmamak için böyle ellerinden geleni yapıyorlar. As sahibine bağlı. Gene atı boğacaklarsa eğer kantarmada, çıkartmayacaklardır. İkinciliğe falan koşarlar. Normalde bıraksalar, kafayı aldı seri bir şekilde. Bıraksa yani bir iki kırbaç vuracak, ondan sonra basıp gidecek. Köy kasaba kuruyorlar işte Maiden'larda, o atlardan biri. İstanbul'dan nerelerden gelmiş yani. 7'nin tek olması gerekir. Çıkartmazlarsa 8'in yarışı kazanması gerekir. Çıkartmazlarsa, bakın bu işler böyle, Sadun Kaya 8'i de çıkartmazlarsa artık taramanız gerekiyor. 1, 2, 5 gibi atlara dikkat etmelisiniz. Bunlar da şanslı duruma anca öyle gelirler. 7 ve 8'in çok eksik koşturulması sonucu. Teki 7, rakibi 8 olur, 7'nin eksik koşturulması, çıkartılmaması sonucu. 9. ve son koşu, handikap 16, handikap 3, orta mesafede bu şartta direkt teki var. Yani hem tablonun teki, hem gördüğüm kadarıyla da benim de çalışmalarımda tek çıkan 13 King of the Castle Necmi ile. Abi bana kalsa kolay kazanır diyeceğim, yanlış oluyor şimdi. Bakıyorsunuz at ortalıkta yok. Kolay kazanması gereken bir grupta, şartta ve kiloda ve jokeyde bu at. 13. Favori değil. O da avantaj. Son ayak teki beklemek isteyen arkadaşlarımıza direkt öneririm. At yazacak arkadaşlarımıza da gene kısmen şarta uyan safkanlar aktaracağım. 11. Dikkat edin. %3'lük bir at değil. 7 ve 18. Yani çok at yazıyorsanız bunlara çarpı atmanızı tavsiye ediyorum. Kalan gruptan dilediğinizi işaretleyebilirsiniz. Bu da benim atım. Yazacağım dediğiniz atlara da tabii ki itiraz etmem. Amacım tek varsa teki önermek. Yoksa sürpriz potansiyeli atları sizlere aktarmak bir koşuda. İlk ayak gibi hepsi olacaksa zaten bir şey yapamıyorum. İlk ayaktan çıkamadım. Sadece ikinci altının ilk ayağından. Ama buralarda tek çıkan sapkanlar var. İki tanesi yarış kazansa gene bana yeter. Sıfır çekmezsek çok mutlu olurum. Umarım kötü program geçmez. Şanlıurfa'da bu kadardı arkadaşlar. Tekrar görüşene kadar şansınız, bahtınız açık olsun. Hoşçakalın.